balık maalesef adada gittikçe tükenmeye başlıyor. Ne kadar iyi cihaz alırsan al, balık yoksa yok. Balık avlamaya başladığımız ilk zamanlar elbette ki denizdeki verim daha yüksekti. Şu anda daha düşük. Tabii bu gelişen teknolojinin de sebepleri olabilir. Ağlar çoğaldı, balıkçılar çoğaldı. Teknolojinin daha elverişli olması illaki balığı biraz azalttı. Gerek balık boylarında gerekse balık sınırlaması yapılmadığı için balık popülasyonu gerçekten çok azaldı. En büyük etkenlerden bir tanesi de Kızıldeniz'den gelen, yani bizim istilacı balık dediğimiz balıkların Kıbrıs kıyılarına yerleşmesi. Gördün düşten mi? Bunun bu ağzı öyle bir kuvvetli ki elini koysan canlı yıkan dakikada koparır. Ağın bu ipleri var ya, bunları bile ağzına geçirir, bu kurşunlu ipi ve koparır. Bunlar Akdeniz'in baş belası oldu. Seneden seneye daha çoğalırlar. Allah acısın bizi. Balonların gelmesi fark etti. Bir de üstüne üstün aslan balığı piyasaya çıktı. Bunlar balıkçılığın en çok zarar gördüğü bir durum. Yunuslar bundan 20 sene önce, 30 sene önce ağlara saldırmazdılar. Çünkü balık potansiyeli çok vardı. Yunus yumruğu bir kayka ver, avları denizden çıkarmaya bakacak. Bir kayka, hatta yarım kayka. Bir Yunus'un dalışı o zaman kamyon geçecek kadar delik açar ağlara. Özellikle 95 ile 2000 arası ben yılda bir sefer Yunus'la denk geliyorduk ki hani o kadar yoğurdu ki hani Yunus görmek istedi. Şu an maalesef Yunus görmek istemiyoruz çünkü günü birlik Yunus'larla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde kaplumbağa pek ağa gelmezdi. Çok ender yanlışlıkla gelirdi. Fakat son senelerde daha çok gelmeye başladı. Çünkü hayvan yiyecek bir şey bulmuyor. Kaplumbağa bir dönem zarar veriyor ama Yunus her zaman zarar veriyor ve büyük çapta zarar veriyor. Bir darbede zaten ağ kullanılmaz hale getiriyor. En büyük etken Yunus ve balon balığı. Kakatece'nin balıkçılığının daha ileriye gitmesi için veyahut da balık rezervlerinin yok olmaması için denetim mekanizmalarının kurulması gerekir. Sıfırdan yani karadan başlayıp açıklara kadar kontrol edebilecek güce sahip olan denetim olması gerekir. Bu yoktur. Çok büyük bir sıkıntıdır Kakatece için. Şu anda bence denizde en büyük eksiklik denetim. Yani hem bize düşer bu aslında, yanlış bir şey gördüğümüz zaman içeri bilgi vermek. Ancak içeri bilgi verdiğimiz zaman da o denetimin olması lazım ki gereğini yapılsın. Yoksa biz bir şey gördüğümüz zaman da içeriye bildiririz ve gereği yapılmaz. Tamamen boşuna. Ancak yalnızca kötü olur. Bizim devletin yapmayacağı şikar ortada. Yani söylesek diyecekler ki şu anda imkan yok. Biz denetimci alamayız, denize aktaramayız falan. Yani paramız yok diyecekler adamı tutmaya. Bugün Doğu Akdeniz'de endüstriyel balıkçılık yapılmayan tek bölge Kuzey Kıbrıs bölgesi. Dolayısıyla doğal bir korunaklı bir bölge oluşuyor. Ancak bizim ülkemizdeki balıkçılık küçük ölçekli bir balıkçılık. Küçük ölçekli balıkçılık da özel bir bilgi birikimine ihtiyaç duyuyor. Artı çok küçük bir ekonomik hareketlilik olduğu için bir takım projeler sunduğumuzda bu projelerin maliyetleri Surunör Şubesi'ne yıllık olarak verilen bütçenin çok çok üstünde. Kakadeceki balıkçıların sorunlarını çözebilmek için yeteri kadar çalışma yapılmadı. Bunun bir nedeni de 41 yılda 41 tane hükümet değişti. Toplantılar yaparak, görüşmeler yaparak, yasalar değişecek, tüzükler geliştirilecek, kurallar gelecek, denetmenler konulacak. Her şeyi hazırlarız. 3 ay sonra bir bakar tüzüklerin geçeceği zaman hükümet düşer, erken seçim. Her şeyi hazır. Bir sene sonra olur, sil baştan. Artık
bir sonuna kıyıl kim isterse gelsin, bu çalışmalar sil baştan olmasın, devam edebilsin. Ancak biz bu şekilde çalışmaları yaparsak hükümetle, bilim adamlarıyla balıkçıların sorunlarını çözebiliriz. 7 yıldır tüzüğü bir türlü hayata geçiremedik. Herkes bu tüzüğe ihtiyaç olduğunu öngörüyor. Ama uygulamaya geldiğinde herkes tüzüğe karşı çıkıyor. Herkes aslında uzun vadede yapılan işin zararının farkında. Ama kısa vadede hiç kimse kendinden başlanmasını istemiyor. Ve bu da bir takım ekonomik kayıpları, diğer taraftan biyolojik kayıpları da beraberinde getiriyor. Herkes diyor ki önce bana dokunmasın, karşıdan başlayın, sonra bana gelirsiniz. Herkesi memnun edemeyiz ama bir yerden başlamamız gerektiğine inanıyorum. North Cyprus, we've got some globally important habitats that are relatively untouched. So we're in a good position to move forward now and try to do something to actually protect the ecosystem, but also to protect the livelihoods of the fishermen that depend on it. There needs to be some management in place. There needs to be some control in place. There needs to be limitations on the amount of fishing. Bazı bölgelerin bence yasaklanması uygundur. Ama herkes o kamışçı da o yasaya uyacak. Kamışçılar 3 santim, 4 santim balığı alır, yasak lengerlerle doldururlar. Onlara da yasak koymak lazım bence. E kim kontrol edecek bu yasayı? Balıkçılar Birliği. Hangi Balıkçılar Birliği? Hangi? Hangi polis? Polisin kendi yavrular. Balıkçılar Birliği'nin kendileri yavrular. Balık baştan kokar derler ya. Öyle değil mi? Ha, baştaki tamam ise alttaki de tamamdır. Bunun başka şekli yoktur, ben sana söyleyeyim. North Cyprus is a classic Mediterranean small-scale fishery. All over the world there are small-scale fisheries, and now small-scale fisheries co-management is continually being invested in. So this is an area where the management of the fishery is not completely led by the government. There are multiple stakeholders that form a union and make decisions on how, what the rules and what the limits should be. The fishermen will have quite a large say. NGOs, scientists will have a voice. Bilim adamlarıyla, devletle, devletteki yetkililerle, balıkçılar hep beraber ortak kararlar alıp hep beraber uygulamamız lazım. Bu kararları alındığında ne isterse olsun denetleme yapılması lazım. Eğer biz bunları denetlemezsek, kontrol etmezsek, biz çocuklarımıza herhalde akvaryumda gösterecek balıkları.